Selamlar herkese arkadaşlar. Her sene olduğu gibi bu sene de yeniden iPhone'un yeni çıkan modeli olan 15'i almamanız için nedenler sıralamaya geldim. Ve her sene yeniden iPhone 15 çıkmıyor da hani bu senekinin adı iPhone 15. İlk olarak size göstermek istediğim şey iPhone'un en pahalı satıldığı ülkeler listesi. Bakınız ki efendim bu listede 2 dolarla birinciliği kaçırmışız, ikinci sıraya yerleşmişiz. Şimdi arkadaşlar her şeyden bağımsız olarak bu modelin en pahalı satıldığı ülkelerde top'tayız, zirvedeyiz. İkinci sıradayız ama işte 2 dolar. Tabii şimdi şeyler söz konusu olabilir. Bu fiyatı belirlemede pek çok farklı unsur var. İşte bunun lojistiği, coğrafi konumu, oraya gittiği yerin falanı filanı, oradaki ekonomi, ıvır zıvır gibi unsurlar söz konusu tabii ki de. Fakat ne olursa olsun arkadaşlar ülkemizde daha kafadan bu cihaz pahalı. Ülkemizde hani fiyatının normalde de bu kadar yüksek olmasının nedeni şu ki şimdi bizde alınan vergiler çok yüksek. Dolar kuru yükseliyor. Dolar kuru yükselince ürünün fiyatı yükseliyor. Vergilerin alındığı dilimler belli. Bu sefer dilimler nedeniyle alınan para da yükseliyor. Ortaya sonuç olarak bu bizim de bugün yüzleşmek zorunda kaldığımız bu fiyat çıkıyor. Şöyle bir hesaplama yapalım sizlerle birlikte. iPhone 15 Pro Max'in 256 GB için Türkiye fiyatı 76.999 TL. Buna Kültür Bakanlığı vergisi eklene 762 TL. TRT bandrolü var yaklaşık 8.168 TL. ÖTV'si var yaklaşık 22.689 TL. KDV'si var 7.563 TL. Böylece ortaya 39.183 TL'lik bir vergi çıkıyor. Bu arada ürünün vergisiz fiyatı yaklaşık 37.185 TL. Yani ülkemizde değerli arkadaşlar bu ürünü satın alabilmek için ürünün kendisinden daha fazla parayı vergi olarak ödüyor. Yani kimse de burada kusuruma bakmasın. Burada siyasi değil, teknik anlamda söylüyorum bunu. Daha doğrusu soruyorum bu soruyu. Yani sade bir vatandaş olarak ÖTV ve TRT bandrolüne ne gerek var? Hadi Kültür Bakanlığı'yla KDV'ye ben vatandaş olarak tamam abi razıyım ya. O zaten bu ülkede yaşıyor. Fakat diğer vergilere işin açıkçası anlam veremiyor. Yani burada beni aydınlatabilecek birileri varsa lütfen yoruma yazsınlar. Bu arada tabii ki de senin para vardır. Elindeki modeli yükseltmek istiyorsundur. Abi gidip rahatça alabilirsin. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat senin bu rahatlığının haricinde ülkemiz açısından şöyle bir durum söz konusu. Mesela asgari ücretler bazında araştırma yapılmış. Yani asgari ücretle çalışan birisi yaklaşık 124 gün sonra kendisine bir tane iPhone 15 satın alabiliyor. Şimdi 124 günde ne var diye düşünüyor olabilirsin. Buradan bakınca öyle görünüyor. Fakat bu vatandaş İsviçre'de doğsaydı sadece 4 gün çalışacak iPhone alabilmek için. Şimdi bu tablo acı değil de ne? Yani neden almayın diyorum. Öncelikle bir numara bu kadar da uzun süre anlattım. Fiyatı ve fiyatına eklenen hani anlam veremediğimiz diğer vergi unsurları. Gelelim diğer meselelere. Şu Type-C meselesi arkadaşlar. Bir kere Apple bunu zorunluluktan yaptı. Avrupa Birliği uyum yasaları falan filandan ötürü zaten yapacağı belliydi. Bunu da resmen üstüne yatmışlar. Cihazda işte titanyum falan filan dışında böyle çok hayati bir değişiklik söz konusu değil. Ne kamerasında ne de ekranında. Bu anlamda da hani Samsung Türkiye ekibini yapmış olduğu bir paylaşım var. Bence çok güzel bir gönderme olmuş. Yani kimse Type-C ile yeni tanışmadı. Yani bunun bir özellik olarak lansmanda sunulması değişik bir durum. Yani yanda söyler geçersin. Ha bir de tabii şöyle bir durum var. Cihazlara Type-C portu gelmiş ama Pro olmayan modellere gelen Type-C Pro'lardan daha yavaş. Böyle garip bir durum da var. Tabii her şey kötü de değil arkadaşlar. Şöyle güzel bir durum da var. Dinamik adı tüm modellere gelmiş. Hani Pro olmayan modellerde de artık dinamik adı özelliği aktif olarak kullanılabilecek. Fakat ilk çıktığında da söylemiştim. Ben hala onun çok kullanıldığını düşünmüyorum. Hani bu cihazı kullananların da hani bir tercih nedeni mi tartışma konusu. Sadece dinamik adı için bu paranın altına girilir mi? Ben asla girmem. Geliyoruz ekranımıza. Şimdi yani padişahımız Apple'ımız bir türlü tüm kullanıcılarına 120 Hz'i şey yapmadı. Reva mı denir? Ne denir ya? Yani ne bileyim işte ondan görmedi yani. Normal yani Pro olmayan modellerde ekran yine 60 Hz. Pro modellerde 120 Hz. Fakat hani çok düşük bunu bu fiyatın yarısına hatta 4'e 1'i demeyeyim de 4'te yarısına yani yarısına bulabileceğiz Android modellerde bile 120 Hz ekran artık var. Bir zahmet siz de bütün cihazlarınızı ekleyin. Bir de şöyle bir durum var. Bu duruma ayrıca gıcık olmaya başladım. Böyle hani ekleyebileceği özelliği Pro modeli ekleyip diğerini eklemiyor. Birinin ötekinden Pro olmasının nedeni 120 Hz olmamalı. Yani kamera olabilir, belki işlemci, belki RAM olabilir ama 120 Hz ekran burada biraz tuhaf duruyor. Yani bu pazarlama taktiği beni gıcık ediyor. Ayrıca bunu belirtmek istiyorum. Geliyoruz işlemci meselesine. Yine Pro olmayan modellerde Apple'ımız tabii ki de işlemciyi değiştirmeye gerek görmemiş. 13 Pro modelindeki A16 işte bunlarda da yer alıyor. Yeni modellerde A17 var fakat bunda A16 var. Yani Pro olmayan modellerde. Özellikle Pro olmayan modeller için şunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Yani satın aldığınız şey sadece logo olur. Kamera anlamında öyle aman aman bir değişim söz konusu değil. Sadece bir 48 megapiksel söz konusu. O da bildiğiniz ticari taktik arkadaşlar. Ben size söyleyeyim çünkü megapikselin tek başına direkt olarak fotoğraf kalitesiyle çok bir alakası yok. Uzun lafın kısası. Şunu da belirtmek istiyorum. Apple bana soracak olursanız artık 2 yılda bir cihaz çıkarıyor. Yani mesela şimdi 13 geldi ya 15 olması gerekiyor.
ödeme olmamış. Yani 15 üstüne 2 yıl daha eklemek gerekiyor. Bence yok. 14'ün üstüne 2 yıl daha eklemek gerekiyor. Her çift sayıda bence yeni cihaz çıkarıyor. Ha, doğrusu bu oldu. Evet. Gerçi geriye baksak o da olmaz ama bence en azından Apple'da şansımızı 2 yılda bir denemekte fayda var. Çünkü artık firma resmen 1 yıl sağlam bir yenileme yapıyor. O yenilemeyle birlikte cihazları sunuyor. Onun akabindeki yılda, ikinci yılda o cihazın aynısını biraz değiştirip tekrar sunuyor. Doğal olarak 1 yıl daha beklemekte bana soracak olursanız fayda var diyorum. Videomu da burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Görüşlerinizi tabii ki de yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.